Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflarımızda okutulan mesleki Arapça dersimizin 6. ünite 2. dersini yapacağız. Konumuz El-Ahlâgul Mahmûdetü yani övülmüş ahlak. Daha önce diğer konularımızın tamamını kanalımıza yükledik. 11. sınıf oynatma listemizden bulabilirsiniz. Ayrıca kanalımızda tüm sözel ve dini derslerimizin konu anlatımlarını, ünite değerlendirme sorularının çözümlerini ve sınavlara hazırlık çalışma sorularını bulup istifade edebilirsiniz diyerek dersimize başlayalım. Öncelikle her zaman olduğu gibi duymuş olduğumuz kelimelerin altlarını çizmemiz isteniyor. Birincisi iltizamun, iltizamun yükümlülük demek. Daha sonra itkanun kelimesi mükemmellik anlamına gelen bir kelime. Tüetti yerine getiriyor anlamına gelen kelime. Riyaun da biliyorsunuzdur gösteriş anlamına gelen kelimeler. Daha sonra duymuş olduğumuz terkipleri yazmamız isteniyor. İnsaful mazlumine mazlumların hakkını gözetme, mazlumların hakkını gözetme. Hıfsul hukuki e, hakların korunması. İtkanül amel amellerin mükemmel, amelin mükemmelliği. Rıfatül insan insanın yükselmesi derecesi anlamına gelen terimlerimizi yapmış olduk. Şimdi ise az önceki bölümle ilgili bu sefer de boşluk doldurma var. Ne diyeceğiz? İnsaful mazlumîn. Daha sonra fefsul hukuk. Üçüncü olarak da itkanul amel. Son olarak da rifatul insan kelimelerini boşluklarımıza yazacağız. Geçelim konumuzun tercümesine. İnnel ahlaka sebebün rifatil insan bakın az önceki kelimemiz burada geçti rif'atil insan ne diyeceğiz ahlak insanların itibarını ve ihtiramün nas saygınlığını takdirihim takdirini kazanmak için bir sebeptir bakın burada insanların itibarını saygınlığını tamam ihtiramun nas insanların saygınlığı rif'atın nas insanların itibarını kazanmak için bir sebeptir ve i̇nnel Müslimîne mutâlibûne bil-tizâmi'l-ahlâqi'l-hasene. Müslümanlar güzel ahlaka uymakla sorumludurlar. İltizam işte yerine getirmek, yükümlülük anlamına gelen kelime. Li'enne'nâse muhibbetun li sahibi hulûqil hasen Çünkü insanlar güzel ahlak sahibini ne yaparlar? Severler. Ve tahkûmu'l-müslimî binâ'i'l-ahlâqihi. İnsan e, ne yapar? Ahlakına bakarak tahkımı yargılar bir müslüman'ın onun ahlakına bakarak onu yargılar. Ve min taatihi ve ibadatıhi fehasb yani itaat ve ibadetine göre değil. Çünkü ibadetler, itaatler Allah'a mahsustur. Biz insanlar ancak ahlakına bakarak güzel ahlak ya da kötü ahlak diye ancak değerlendirebiliriz. Ve minel ahlâgil konumuzun başlığı burada geldi. Elleti emara bihal İslam yani İslam'ın emrettiği övülmüş ahlaki prensiplerden bazılarını sayacak şimdi. El-ihsân amel, bakın işini yapmak. Efendim ve adlu insafil mazlumin, mazlumlara insaf etmek. Az önce bu kelimeler geçti bakın anlamları burada da. İtkânul amel, e, iyi iş, işini iyi yapmak efendim insafül muslim mazlumin mazlumlara insaf etmek ve emanet emanet sahibi olmak ve hifzul hukuk bu da geçmiştir ilk başta hak hukuku korumak ve kat kale Resulullah peygamberimiz şöyle buyurdu ettil emanete ila men et meni temenek yani sana güvenen kişiye karşı emaneti yerine getir ve la tehun min haneke yani sana ihanet edene sen ihanet etme la tehun diyor peygamberimiz. Devam edersek şimdi konumuzla ilgili sorular var. Soruları cevaplayalım. Ve te ismul huluk illazi yetearadu ma hulukil emane ve ma delilu zalik. Ve açıkla diyor ismul huluki huluk halk huluk kelimesini ''Elleziyete yete aradû efendim zıt olan karşı çıkan meakulugul emane emanetle karşı çıkan ve bunun ilgili delili nedir diyor el hıyanetü bunun şeyi karşısı zıttı nedir el hıyanettir emanetin zıttı hıyanettir delilü zalik bunun delili de peygamberimizin gali resulullah ettil emanete ila men meni temenek sana bir şey emanet edilince ona sahip çık ve la tehun min haneke. Sana ihanet etme, de ihanet etme. Hadisi bunun delilidir. Üzkür <laughs> hulikeyni mahmudeyni zükürâ fin nassi parça. Parçamızda övülen iki tane güzel ahlaktan var. Parçada övülen ahlaklardan iki tanesini yazın ve orada geçmeyen iki tane de siz bulun diyor. Ne diyebiliriz? El ihsanu ve itkanul amel parçamızda geçiyordu. Et <laughs> tevekkül Allah ve sabru. Tevekkül Allah'a tevekkül etmek ve sabırda güzel ahlaklar içerisinde. Şimdi karışık kelimelerimiz verilmiş. Bu kelimelerimizi birleştirmemiz, daha sonra da anlamlı cümleler kurmamız isteniyor. Ne diyeceğiz mesela? Husnul huluk kelimesini birleştirebiliriz. Başka? Eda'ül emane kelimesini. El ihsanu ile nas kelimelerini birleştireceğiz. Mesela cümle olarak da Yu'tebaru husnul huluk min azami revabitul iman diye cümle kurabiliriz. El ihsanu ilen nasi sebebun li insan diyebiliriz. Eda'ul emaneti mifta'hul rızk. Emaneti yerine getirmek rızkın anahtarıdır diye cümleler kurabiliriz. Şimdi aşağıda cümleler verilmiş. Bu cümlelerimizi okuyup bunlara uygun güzel ahlakları söyleyin diyor. Mesela misalde örnek kısmına diyor ki: Et talibu hine yakra'u durusehu bistimra'irin ve yed'u rabbehu en yekune minel mütevekkiyin. Yani burada diyor ki öğrenci derslerine çalışır, düzenli olarak çalışırsa sonra Allah'a dua ederse diyor. Sonra da muhakkak başarılı olur. Bu nedir? Çalışıp sonucu Allah'tan beklemek. Et tevekkül al Allah. Allah'a tevekkül etmektir. Hakimun yu'ti kulle sahibin hakkı 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 min şabihi. Yani burada diyor ki hakim diyor her hak sahibine hakkını vermesi nedir? El adlu adalettir. İmraetün kadın la tek sübebeden hiç yalan söylemeyen bir kadın nedir? Es sıddiqatun yani doğrudur. Doğrulardandır. Ahmedu yeruttu meblagan minel mali li şahsin kâne kad vada'uhu indehu müzü sene. Bu da kendisine verilen Ahmet, kendisine verilen emanetleri yıllarca korumuştur diyor. Bu nedeni emel emanetü, güvenilir olmaktır. Gavayet kısmında gelen kelimelerimizi önce mavi sonra yeşil olanlara dikkat edelim. Bakın el ahlâku sebebun lirif atil insan derken el ahlak mavi olarak yazılmış müpteda. Sebebun haberdir bakın. Burada inne başına geldiği zaman inne el sebebun. Bakın ismini, nasb, haberini ref yapıyor. Ney? inne ve kardeşlerinden inne. Daha sonra el İslamu dinül muhabbeti. İslam barıştırdığını dini derken bakın müpteda haber var. Vecettü enne l-İslam'e bakın enne geldi. El i̇slame ne yaptı? Nasb oldu. Dinu ref oldu. El ahlaku alametu ala sahibiha derken yine müptedamızı, haberimizi kenne geldikten sonra el ahlaka diye nasb yaptı. Alametünde kennenin haber oldu. İnne ve khabâtuha. Tedukul alel cümleti ismiye. İnne ve kardeşler isim cümlesinin başına gelir. ve tansubu lisme ve terfeul habera. isminin nasb haberini ref eder. Örnek olarak bakın. El ahlaku sebebun. Ne yaptı? İnnel ahlaka sebebun. İnnenin ismi, innenin haberi şeklinde değişti. Lahız kısmında min ehevati inne enne ve ma'nahuma et tehkid. Yani inne ve enne tehkid anlamına gelir. Ve kenne manaha et teşbiye sanki anlamına gelir. Kemafi kenne lahlak alametun e yani lahlaku kel alame gibi anlamına geliyor. Burada inne, enne ve kenne sevgili arkadaşlar üçünü veriyor. Inne ve enne tekit yani anlamı pekiştirmek için kenne ise benzetme yapmak için sanki anlamı katıyor. Baktığımız zaman kenne lahlak alametun yani sanki ahlak bir alamettir. Bakın kenne bu şekilde anlamını değiştiriyor. Neye değiştiriyor? Alamet birbirine de benzetme yapılıyor. Şimdi inne ve kardeşleriyle ilgili sonlarına gelen mutlasız zamirleri incelememiz isteniyor. Biliyorsunuz başta müfret, daha sonra müsenna, daha sonra çemi, cemi yani bir, iki ve üç daha üç ve daha çoğuna da cemi diyoruz. Öncelikle gayib hüve sigası, gayibe hiye sigası, muhatap ente, muhataba enti mütekellim de müşterek yani ben ve biz oluyordu. Yine aynı şekilde muttasız zamirler inneye gelip çekimi yapılabilir. Mesela innehu muhakkak ki o, innehüma muhakkak ki o ikisi, innehüm muhakkak ki onlar diye bakın çekimini yapabiliyoruz. Müennes olduğu zaman inne inne da inneha, innehüma, innehünne. Sen sigası muhatap sigasında ise inneke, inneküma, inneküm, inneki, inneküma, innekünne diye bakın hem müzekkerlerin hem müenneslerin muttasız zamirleri gelebiliyor. İnni ya da inneni şeklinde muhakkak ki ben inna ya da innena muhakkak ki biz ikimiz inna ya da innena muhakkak ki bizler şeklinde e, zamirlerle inneni çekimini de görmüş olduk. Yine aynı şekilde enne de gelebilir. Ennehu, ennehuma, ennehum, enneha, ennehuma, ennehunne, enneke, enneküma, enneküm, enneki, enneküma, ennekünne, enni, enneni, enna, ennena şeklinde çekimleri de ennenin bu şekilde oluyor. Yine kenne ke de kennehu, ke kennehuma, ke kennehum, kenneha, ke kennehuma, ke kennehunne, kenneke, ke kennekuma, ke kennekum, kenneki, kennekuma, ke kennekunne, kenni ya da kenneni, ke kenna ya da kennena ke şeklinde de yine çekimlerini yapabiliyoruz mutlaksız zamirlerle birlikte. Hulasa kısmında ise dört tane maddemiz var. İnne ve hevatuha tedhulü alel cümletil ismiye ve tansıbul isme ve terfeul habera. İnne ve kardeşler isim cümlesinin başına gelir. Müptedayı kendisine isim olarak kabul eder ve nasb eder. İnne ve enne te'kid. İnne ve enne te'kid Yani anlamı pekiştirmek için kullanılır. Kenneli teşbiye. Yani benzetme için kullanılır. Yecuzen yekune ismin inne ve enne ve kenne ismen zahiran ev zamira muttasilan. Gördüğünüz gibi inne enne ve kenne açık bir isim olacağı gibi diyor. Muttasıl bir zamir olarak da gelebilir. Az önceki çektiğimiz zamirlerde de bunu görmüşsünüzdür. Şimdi ise ayet kelimelerimizde inne ve kardeşlerini bulacağız. İsimlerini tek çizgiyle, haberlerini de çift çizgiyle göstereceğiz. Galine büyü, İnne tayyibun la yaqbalu illa tayyiben. Burada inneyi daire için aldık. İsmi Allah'e tayyibun da haberi çift çizgi. Allah temizdir, güzeldir. Temiz ve güzel olanlardan başkasını kabul etmez. Daha sonra Kale Allahu Teala İ'lemu ennallâhe şedidul igâb Bilin ki Allah cezalandırması şiddetlidir. Burada enne kardeşleri Allah'a ismi şedidun da haberi. Kale Allahu Teala Ve indehum qâsıratut tarfi'inun kennehunne baydun meknun şeklinde ayet-i kerimede yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş iri gözdeşler vardır. Onlar gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyazdır gibi bakın kenne burada indenin kardeşi hunne bakın zamir olarak gelmiş ismi baydun da haberi. Son cümlemizde ise innal innet din indallahi'l islam derken inne dine ismi el islam da haberi Allah katında din ancak İslam'dır. Dinleme metninden boşlukları doldurmamız isteniyor. Ekseru <laughs> rasuli min tavsiyetin ashabihi bi husnul hulik. Birinciye tavsiye. Ve bi mekarimil ahlak. Allah Resulü'ne sağına güzel huyu ve güzel ahlaktan çokça bahsetti. Lenneha sebebül fevzil insan sebebe sebebün lil fevzil insan et darayni Et dünya ve lahira. Çünkü güzel ahlak insanın iki yurdunu yani dünya ve ahireti kazanmasına sebeptir. Buraya da et darayn kelimesini ekliyoruz. Fehü ve seyyecidü muhabbeten, mehabbeten, şedideten, efendim, mimmen havlehu minen nas. Güzel ahlak sahibi, çevresindeki insanlardan çok sevgi ve muhabbet bulacaktır. Kema ennehu daril ahira seyyenalü suhbetun rasuli fil cennet. Ayrıca kimse ahiret yurdunda cennette Allah Resulüne yakın olma şerefine de kavuşacaktır diye boşlukları bu şekilde dolduracağız. Yine boşluklara yukarıdaki innenin isimlerinden birisini getirin diyor. Birinci inna Allahu cemilun yuhibbul cemal. Allah güzeldir, güzeli sever. El farisu in qazza ale adaihi kennehu sakrun. Süvari düşmanlara sanki bir kartal gibi saldırdı. Kennehu getiriyoruz. Vecettu enel imtihane Sehlün. Sınav kolay buldum. Kenne şuca'a esedim. Cesur sanki aslan gibidir diye boşluklarımızı doldurduk. Yine bir boşluk doldurma sorumuz var. Ece beni enne imtihan sehlün. Sınavın kolay olması hoşuma gitti. Eş'uru bi enne ve baridun. Havanın soğuk olduğunu hissediyorum. İnneni raculun akılun. Ben akıllı bir adamım. Kennel ilme nurun. Sanki ilim nurdur resimlere uygun kelimelerle doldurmamız isteniyor. İnnel kitabe meftuhun. Muhakkak kitabı açıktır. Ke ennel yede meksuratun. Sanki el kırık gibidir. Leallel kadime raculun eminun. Es seyyaratu Lakin lakinneha qaliyetun diye boşlukları bu şekilde dolduracağız. Bir metin veriliyor. Bu metni okuyup daha sonra gelen soruları cevaplamamız isteniyor innel ahlaka sebebun li rafatil li rifatil insan ahlak kişinin itibar görmesinin bir nedendir ve inneha müeşşiru ala ruqiyul müctemi toplumun gelişmişliğinin bir göstergesidir fel müslimun mültezimun bil ahlakil hasene müslümanlar güzel ahlaka bağlıdırlar liyenne nase muhibbetun sahibul hulqil hasen çünkü insanlar güzel ahlaklı olanları severler ve tahkumu alel müslüme bina in ale ahlakihi ve bir müslümana sadece itaatından ve ibadetinden ahle ise min taati ve ibadetihi taat ve değil neye göre yargılarlar güzel ahlakına göre yargılarlar Ve hasbu kennel ahlaka alametün ala sahibiha bundan dolayı ahlak sanki sahibinin bir göstergesidir şimdi sorularımız var parçaya göre ma müeşşiru teqaddumel müstema El-ahlaku mu'ashshiru taqaddum el-mujtama. Neden insanlar <laughs> sahibi huluk hasan İnsanların güzel ahlaklı insanlar niçin severler? Deyene sahibi el hasan yanfeu muhitatun la yedurru ahadan. Menfaat sağlar, hiç kimseye zarar vermez diyeceğiz, değil mi? Güzel ahlak sahibi. Beyin el-maksudu bil ibarat latiye, kenna ahlaka alametin ala sahibiha. Kişinin alametidir. Güzel ahlak sanki bu ne demek diyor? Tuzahhirul ahlaku şahsiyetel insan. Ahlakın ortaya çıkması onun şahsiyetini, insanın şahsiyetini gösterir. Kaddim ardan anil ebrazil ahlak mahmudi sabika gelen geçen parçada övlen ahlakı ortaya çıkaran bir sunum yap diyor. Ne diyebiliriz? El hulku ebrazu ma yarahul insanu insanın gördükleridir. Aslında ortaya çıkaran ahlakı insanın gördükleri ortaya çıkarır. Ve yestetî'ul hükme fihi ve onunla muamele görür. Ve nestetî'u idrakehu min sâiri e'mâlil İslam şeklinde cümleler kurabiliriz. Şimdi de iki tane güzel ahlaktan bahset diyor. Min ahlâgil hasene güzel ahlaktandır. Ne? Es sabru, el hayâ'ı. Mesela sabırla ilgili ne diyebiliriz? El hulugul hasenu ya temudu ala sabri ve sabru min min el usus el ahlakiyye el haya'u hulqa ala ijtinabil qabih ve yemnahu min et taqsir, fi hakki zil hak şeklinde cümleler bizi oluşturabiliriz. Boşluklara şimdi inne ve kardeşleri ilgili haberler getirmemiz isteniyor. İnel Kur'an'a hüccetün. Muhakkak Kur'an delildir. Kenne Türkiye merkezül alem sanki Türkiye'nin Türkiye de Türkiye Dünyanın merkezindedir. Alim tu ennel hakka muntasirun. Hakkın galip geleceğini öğrendim. Kennel haya ridaun. Sanki ya bir örtüdür, cübbe gibidir. Şimdi resim var. Resimle ilgili cümleler kurmamız isteniyor. Ne diyebiliriz burada? Halfel eraketi tucedu mektebulil lil kütüb. Tucedu taviletun sakiratun beynel eriketeyn. Ala yeminil hazaini misbahun ardiyun şeklinde resimleri gördüğümüz şekilde cümleler kurabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Diğer derste görüşünceye kadar hepinize derslerinize ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.